Hanımlar merhaba. Şimdi yine trend olan, herkesin çok beğendiği o modeli size anlatmaya geldim. Ben birazcık daha sık koydum tabii ki. Herkes birazcık seyrek koymuştu. Tabanının kaya yapımı çok farklıydı. Benimki birazcık daha farklı oldu ama müşterim dedi ki birazcık hani basitine kaçalım. Hani fiyat performans açısından olsun, bu şekilde yaptım ben de. Ama ben bunun bir türlü doğru düzgün yapımını yani bir yerde göremedim arkadaşlar. Hani anlatıyorlar, reels şeklinde anlatıyorlar. Bazı part 1, part 2, part 3. Yani çok güzel, pratik bir modelin bu şekilde anlatılması, hani böyle model bende ama vermeyeceğim havasına girilmesini hiç şey yapamadım. O yüzden ben kendimce bu şekilde çıkardım. Bilmiyorum doğru mu yanlış mı yaptım ama çok güzel oldu. Yani sizinle de paylaşmak istedim. Şu anda ütüsü yok ama model şu şekilde arkadaşlar, bakın. Hani şu anda yazmamda ütü yok arkadaşlar. O yüzden birazcık kenar kırışıklıklarını göz ardı ediyoruz. Lütfen. Hemen dilerseniz size de yapılışını anlatayım. Şimdi benim yaptığım bu şekilde kuyumcu kafesi üzerine kurdum arkadaşlar. Kuyumcu kafesi üzerine kurdum buraya. Yani devam edeceğim inşallah. Bitireceğim. Bilmiyorum ne zaman biter. Ama olsun. Şimdi size hemen bir tanesini anlatayım. Diğerleri hep aynı zaten. Şimdi 4 tane boşluk bırakıyorum. 1, 2, 3, 4. Beşinciye geliyorum. Bu şekilde 6 tane pırpır yapıyorum. Arkadaşlar ben bunu bir de farklı bir şekilde yaptım. Bilmiyorum, çok güzel oldu bana göre. Benim kanımca çok güzel oldu. Ama size göre nasıl bilmiyorum. Onu da diğer videoda anlatacağım. Kanalıma abone olmayı, videolarımı da beğenmeyi unutmayın. Artık onu da farklı bir şekilde yapacağız ama model aynı. O da çok güzel oldu benim kanımca. Bu şekilde 6 pırpırımı oluşturdum. Şimdi bu 6 pırpır oluşturduktan sonra hemen sıramda pembe rengim var. Pembe ipime geçiyorum. Ve arkadaşlar hemen sondakine değil ikinciye giriyorum. Çünkü oralara beyaz tomurcuklarımız gelecek ya da yapraklarımız diyelim. Şimdi burada ilk yaptığım düğümü tek dolama ile yapıyorum arkadaşlar. Tekrar aynı pırpırın içine giriyorum. Girdim. Tekrar aynı pırpırın içine girdim. İkinci yaptığım düğümü de iki dolama ile yapıyorum. Şu şekilde. Şöyle netleştirelim. Bu şekilde düğüm oluyor. Tekrar yan tarafa geçiyorum. Dolama ile geçtim. Tekrar içine giriyorum onun. İki dolama ile. Bir tane daha yaptım. Bakın yan tarafına geçiyorum. Tek dolama ile geçtim. Tekrar aynı pırpırımın içine iki dolama ile bir tane daha düğüm yapıyorum. Tek dolama ile geçtim. İki dolama ile düğüm yapıyorum.
Evet hanımlar, ilk sıram bu şekildeydi. Şimdi diğer sırama geçiyoruz ve başlangıç noktamıza dönüyoruz. Bu şekilde. Şimdi yine aynı iki dolama ile burayı yapıyorum. Tekrar yandakine geçiyorum. Tekrar iki dolama aynı yere. Tekrar bu yandakine geçiyorum. Tekrar iki dolama aynı yere ve bu şekilde oluşturmaya başladık yavaş yavaş. Ve tekrar başlangıca dönüyorum. Ve tekrar iki tane dolama yapıyorum. Bu şekilde yana geçtim. Ve bu şekilde eksilteceğiz arkadaşlar ve bitireceğiz. Sonuncuya geldik. Sonuncuya iki tane yapıyoruz arkadaşlar. Bir o taraf, bir bu taraf için. Evet. Hemen. Bu şekilde hallettikten sonra şu beyaz pöpürlerimi yapalım. Evet hanımlar, bu şekilde modelimiz hazır. Çok güzel bir model. Çok beğendim bu modeli. Şimdiden yapacak olan arkadaşlara kolay gelsin.